Buraya niye bakmıyorsun? Bakmıyor. Bu tek dişi biliyor musun? Kim çok tatlı? Eti. Kocanın nasıl masa hazırlamışım gördün mü? Gerçekten çok şık. Görmedin ki. Sana. Kamerayı görünce ben salladım. Sana. Karıcığım başta sen olmak üzere. Bütün evet. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi mi ben onu? Ben değil mi? Çıkar bunu hadi. Arkadaşlar hepinize yepyeni bir vlogtan da merhaba. Bugün gene tesadüfen bir pazara denk geldik. Bugün çok çok güzel bir gün çünkü benim çok sevdiğim kuzenim Azem abinin doğum günü. Bizim evde pazara denk gelmek güzel bir şey vlog çekerken. Çünkü sürekli bir kalabalık oluyor, aile oluyor, arkadaşlar oluyor, çocuklar oluyor, ses oluyor, gürültü oluyor falan. O yüzden eğlenceli geçiyor pazar vlogları bende. Bugün de dediğim gibi bir doğum günü kutlayacağız bizim evde. Masayı ben hazırlıyorum. Mutfak, işbirliklerinde mutfakta da bir görevler bana verildi. O yüzden oraları da size çekebilirsem çekmeye çalışacağım. Biz de zaten artık pazarların nasıl geçtiğini az çok öğrendiniz. Yani artık hakimsiniz siz de olaya. Ama biliyorsunuz ki benim mutfak tecrübem çok yok. Daha doğrusu şöyle, yani yemek yapmayı çok beceremiyorum. Deniyorum ama çok beceremiyorum. Ama yine de bugün böyle hazırlık aşamasında falan ne öğrensem kârdır diye düşünüp böyle birazcık etrafta olacağım. Sofrayı ben hazırlayacağım. Bu benim bu arada çok çok zevk alarak yaptığım bir şey. Ben böyle hep söylüyorum zaten kalabalık sofralar sevdiğim için o sofraları hazırlamayı da çok seviyorum. İşte bazen böyle çok sade bir şey yapıyorum. Hani masa düzeni. Bazen de böyle cıvıl cıvıl rengarenk bir şey oluyor. Hiç normalde benlik değil diyeceksiniz ama sofralarda öyle olmuyor. Özellikle çiçeklerle falan renklendirmeyi çok çok seviyorum. Bugün birazcık size onları da göstereceğim. Çocuklar zaten klasik Azur olacak, Asil olacak, Hamza olacak. Bugün başka çocuk olacağını zannetmiyorum. Onları da çekeceğim. Arda olabilirse evet yemekte olacak ama ondan sonra maç olduğu için maça gitmek durumunda. Bu vlogla ilgili şunu söylemek istiyorum. Tekrardan aile vloglarına geri döndüm. Zaten ben hep ikisini karıştırarak yapacağımı söylemiştim. Yani bazen aile vlogları genelde çünkü benim çok şükür güzel izleniyorum. Güzel bir seyirci kitlem var ve onların genelde benden görmek istedikleri hep bu evin içinde olan şeyler. Yani çocuklarım, eşim, işte ne yiyorum, ne içiyorum falan filan. Yani çok konuk aldığım zamanda da güzel yorumlar aldım ama genelde görmek istenilen dediğim gibi benim aile yaşantım. Sağ olsunlar bu arada kızlar çok tatlıydı. Pelin, sevgili Pelin Moda Sosyete çok tatlıydı. Ayhan abi çok tatlıydı ama üçü üst üste geldi ve şimdi birazcık o aile vlog konseptinden hafif uzaklaşınca insanlar bana hani bu hafta bari aile vlog olsun falan deyince bu haftaki vlogumuzu bu şekilde yaptık. Ama konuk almaya devam edeceğim bu arada. Hatta aklımda da bir çift var, şimdi tiyo vermeyeyim ama var öyle bir çift. Benim aldığım konuklar bu arada arkadaşlar aramın hep iyi olduğu ve sevdiğim insanlar. Ben evime aldığım için yani evde ağırlamayı ya da böyle bir yemek ortamında işte baş başa bir mesela Ayhan abiyle baş başa bir yemek yedik. Onu Swiss Roof'ta tercih etmiştim. Çünkü sevgili Ali Ronay vardı orada. O yüzden biz onun yemeklerini yemeye oraya gittik. Ama normalde işte kızlar benim evimdeydi, Pelin benim evimdeydi. Yani ben bir stüdyo ortamında değil de daha böyle sıcak ortamda aramın iyi olduğu, sevdiğim insanlarla sohbet tarzında vloglar gerçekleştiriyorum. O da arada bir aile vloglarının yanında bence güzel oluyor. Bilmiyorum siz fikirlerinizi yazarsınız. Bu arada dediğim gibi yani öyle olan vloglarımda, böyle olan vloglarımda çok güzel izleniyor. İlginiz için de çok teşekkür ederim. Videonun başında da söyleyeyim lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Like etmeyi unutmayın ve lütfen yorum bırakmayı da unutmayın. Bunu bazen videomun sonunda söylemeyi unutuyorum. O yüzden de geçen sefer Alaya açılışı yaptırdım. Duygu'ya da sen de kapanışı yapar mısın dedim. Sağ olsunlar. Çünkü bazen artık bu cümleleri tekrar ederken ben sıkılabiliyorum. Bunu sorarsanız arkadaşlar bu benim çok sevdiğim bir arkadaşımın markası. Sevgili Burcu Naşit. Jux diye bir marka. Hemen alta etiketleyeceğim. Cool Mom yazıyor. Kendisi bana bunu özel yapmıştı. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bazı insanlardan şöyle yorumlar duydum. Aslan hani ürün yerleştirme mi yapıyorsun? Her videonda işte etiket bırakıyorsun. Arkadaşlar ben sevdiğim insanların, beraber vakit geçirdiğim insanların, gerçekten beğendiğim şeyleri faydalı olmak amaçlı ya da sizler de beğenirsiniz diye aşağıya etiketliyorum. Ama bunun hiçbir şekilde ürün yerleştirmeyle falan alakası yok. Ben bunu bir işbirliği karşılığında ya da bir ücret karşılığında yapmıyorum. Bugüne kadar etiketlediğim her şey ve her şey gerçekten kendi kullanıp giydiğim ve arkadaşlarımın olan şeyler. O yüzden sizlerle paylaşıyorum. Onun dışında bugün deniz ürünleriyle olan bir sofra hazırlayacağım. Çünkü Azem abinin en sevdiği şey deniz ürünleri. O normalde sürekli böyle dalar eder falan. O yüzden denizle çok haşır neşir. O yüzden onun doğum günü için bir balık menüsü hazırladık. O yüzden bugünkü soframı birazcık daha sade hazırlayacağım. Zaten içeride onları da size hazırlarken gösteririm. Şimdilik öpüyorum. İçeride görüşürüz.
Bugün Azem abinin doğum günü mü? Pasta yer miyiz bugün? Evet. Buraya niye bakmıyorsun? Bakmıyor. Hamza, senin gözüne ne oldu anneciğim? Böcek mi ısırdı orayı? Böcek ısırdı. Böcek. Bakayım, burada bir şişlik var biliyor musun? Burada böcek ısırdı. Böcek. Neden yiyor senin? Çok tatlısın. O yüzden mi yiyor bu böcekler seni? Evet. Çok tatlı olduğun için mi? Evet, çok tatlı. Mustik ısırdı biliyor musun? Mustik mi ısırdı? Mustik ısırdı biliyor musun? Mustik ısırdı çünkü mustik sadece senin gibi tatlı çocukları yiyormuş. Öyle ben dedi yiyormuş. Bana. Çok tatlısın çünkü. Ben çok tatlıyım diyorum. Sen çok tatlı değil misin? Yok. Kim çok tatlı? Asil. Asil mi çok tatlı? Asil. Asil yine yaramazlık peşindesin. Arkadaşlar, Asil'e ne zaman no screaming, bağırmak yok desem sürekli inanılmaz bağırıyor. No screaming. Yapma anneciğim, böyle annelere inat yapılır mı ya? Bu arada Maria katıldı arkadaşlar ailemize. Yeni Loni'nin senelerdir çok yakını. Çocuklara böyle oyun falan oynatıyor çok şeker bir şekilde. Koş. El sallıyor musun? Asil, sen ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? I want to go up. Upstairs. Upstairs. Ay, sen ne diyorsun küçük şey ya? Sen upstairs mi diyorsun? Sen ne diyorsun minik şey? Let's go upstairs. Nani, come. Get to the. Dur bakalım, ne açalım sana dans için? Annem gene tabii Hamza yediriyor. Şöyle hazırladım arkadaşlar. Ben çok sade sofra seven bir insanım. Genelde böyle tabaklarım hep beyaz. Bazen o çiçekli şey görüntüyü seviyorum ama. Ama o zaman da bambaşka bir tarz hazırlıyorum. Şu anda böyle ahşap Amerikan servislerim var. Böyle çatal bıçaklarım, beyaz servis ve kristal bardak. Ortada da zaten benim güller falan çok sevdiğim bir şekil. Gül ve böyle şuradaki lisyantus galiba oluyor. Onu da göstereceğim size. Şöyle bunlar ikisi birbirine çok yakışan iki şey. Güzel bir 10 kişilik sade bir sofra. Eminim her türlü kendi elinizdeki malzemelerle kurabileceğiniz bir sofra bu. Hamzacığım, bir el sallar mısın? Hayır. Buraya. Yok. Yok deyip sallama. El salla. Bay bay. Bay bay, yok daha. Ben yoğurt da vereceğim şimdi buna. Tamam. 10 tane kırmızı araba çok babacım. Bir tane yeter bize. Bir tane sana. Değil mi babam? Bir tane. Topaşkın benim yeni uyanmış. Mis gibi kokuyor benim oğlum. Sen lanet misin? Topaşkın lanet misin biliyor musun? Seni yesem doyurum öyle yiyeyim. Pardon, bu arada her bir yerden geldiğinde çocuklar kırmızı araba bitiriyor. Şimdi bir tane yeterli. Neden dedim bir tane yeterli ama kıyamıyor. Eray amca saldı onlara, sağ olsun bizim iletişim direktörümüz var Eray size. Sen topaçlısın sen. Sen ama birazcık abine birazcık yaramazlık yapıyormuşsun. Abisini ısırırken yakaladım ve tembihledim. Eğer bir daha ısırırsa abisi onu geri ısıracak. Çünkü kendini savunmak zorunda. Hep ağlatıyor. Öyle şey olmaz. Gerisi. Hayır, öyle şey olacak. Kendini koruyacak. Koruyacak çünkü bu geçen gün böyle buradan yakaladı, ısırdı. Sabahta da beni kaşırırsa. Ama öyle olursa bu çocuk hep ağlar. Bu çok şey kalpli bir çocuk. Hep ağlar büyüyünce. Parçalayacak herhalde. Yoğurt mu? Adimlere bak helal mı? Adimler topaçlı seni. Bitsin yoğurt mu dedik? Sana da alalım mı sana sadece? Değil mi? İçen mi otur? Al tut. Ne oldu? Kulağın ne oldu? Ne oldu kulağına? Ne alaka kulağın? Ne oldu kulağına? Ne oldu babam? Kırmızı helikopter izleyelim mi? Evet. Tamam, izleyelim. Hadi bakalım. Gel yoğurdumuzu bitirelim. Ama patates başka vermeyeceğim. Sen öğle yemeği yedin mi? O daha yemedi. O yiyecek şimdi. Eyvah. Mücadele başlıyor şimdi. Bugün sabah kahvaltısını tam 1,5 saatte yedi. Evet, tam 1,5. Senden çok şikayet var. Yok mu? Evet, çok şikayet var. İnanılmaz şikayet var senden. Daha okulda da bundan hep şikayet gelecek. Kesin ya, sürekli cezada. Baba. Neden? Baba. Kar. Neresi kar? Kocanın nasıl masa hazırlamışım gördün mü? Gerçekten çok şık. Görmedin ki. Gördüm buradan bak. Güzel olmuş mu? Evet, çok güzel olmuş. Anne ne yapıyor? Anne sofrayı çekiyor ya. Sen ilgi odağı olmadığın zaman hep bir vızır diyorsun. Neden ben bilmiyorum. Okey, sallıyor. Sen de gülüyorsun. Hiç keşke ya. Neye gülüyorsun? Bye bye.
Geldi bak, geldi, geldi. Bay 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 bay. Sabah saçımı bir çekti, ne biçim hareketti biliyor musun? Yemin ederim. Bana da patlattı şeyle, ağzıma ağzıma. O benim saçımı çekti, ben ona kızdım, ben özür diledim. Bir dakika, ben sana kızdım mı Hamza? Sen neden böyle yapıyorsun? Ben sana kızmadım ki. Ne zaman kızdım? Ben Asil'e kızdım benim saçımı çekti ve seni ısırdığı için. Hadi o zaman annesi bir tane sürpriz çikolata alalım. Ben baba dinlenmeye çıkıyor yukarıya. Tamam. Sürpriz yumurta. Sürpriz yumurta. Yapıyor. Kendi doğum gününde kendi muamele olmazsa sıkıntı çıkarabilir. Bildiğiniz aile işbirliği var şu anda. Pazar günü mutfakta süper geçen bir gün. Arkadaşlar masanın başlangıcını size şöyle göstereceğim. Ya ana yemekleri dinledik ama böyle kendimizce bir süslemeler yaptık. Vallahi sıcak bu arada. Şu anda şöyle bir detay çekiyorum sizlere ama tam böyle istediğim gibi çok oldu. Ana yemekler de birazdan gelecek. Karıca başta sen olmak üzere. Evet. Bütün emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünkü yemek için muhteşem. Pazar şekerleri ne haber? Yıkandın mı? Ne oldu gene buraya? Her gün topluyorum ben burayı. Yoruldun mu biraz? Tutabilir misin kameralarda? Tutamam. Alıştım değil mi? Anne sen üstünü değiştireceğim diye gittin. Sabah ama aynı üstün. Kaldı işten tutamadım. Eğlendin mi bugün? Güzel değil mi yemek? Çok. Eline sağ ol. Ben bir şey yapmadım ki beraber yaptım. Olsun. Çok güzel yıkadım. Hacır hacır yıkandım. Ya annen yıkamanın mesela çok güzeli nasıl oluyor? Hoşur hoşur. Ben de öyle yıkıyorum her gün. Hoşur hoşur. Sabunladım durdum. Hazır. Yarın okul var biliyorsunuz değil mi? Sizin ikinizin yarın okulu var biliyorsunuz değil mi? Yarın okul yok. Var. Hayır yok. Hadi birazcık bakayım aşağıda neler oluyor. Annemi yuva öğretmeni gibi. Teyze toplanma evresi mi? Evet. Hiçbir şey kalmadı masada. Her şey yerli yerinde. Her şey için teşekkür ederiz. Emeğinize, ne kadar klas bir kadınsın. Emeğinize sağlık, evinizin bereketi, amin. Mutluluğunuz daim olsun. Amin. Çocuklarınızı Allah bağışlasın. Amin. Sağlıklar, mutluluklar diliyorum. Görüşürüz. Neyse şuraya gideyim. Azur pasta yiyecek miyiz? Anne kedi geldi. Aa, pis 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 pis. Miau. Bu pasta. Anne Azur'la ilgili, Azur'la Asil'le ilgili denemediğin numara kaldı mı yeme konusunda? Her türlü çekmedim. Oo, canım sen bir sen. Güle güle güle. Hadi gidelim. Hadi aşağı gidiyoruz. Aferin oğluma. Oley, pastayı da happy birthday yapacağız şimdi biliyor musun? Evet. İyi ki doğdun Asil. İyi ki doğdun Asil. Öyle yapacağız. Glor yapıyor yoksa. Aa, ay iyi ki doğdun. Arkadaşlar çocuklara pasta isterken birazdan getireceğim pastanın etiketini inanılmaz sağlıklı. Daha önce de Asil'in doğum gününde bırakmıştım zaten sevgili Esra, Ateş'in kukuleta. Mükemmel bir pasta deneyimi çocuklar için. Şeker yok, un yok. Erken mi kaldın sonra? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ozzy. Ozzy,
Bravo. Şimdi bir dakika çocuklar, bir kere kim üflemek istiyor? Kim üflemek istiyor? Tamam, okuyor. Happy birthday Hamza. Happy birthday. Happy birthday. Gel. Bak sana nasıl bakıyor. Bravo. Zorunda kaldık. Bunun uykusu geldi, Siz zaten çığlık çığlığa bağırıyor. O yüzden videoyu beğenirsen like etmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Hepiniz de diğer pazar görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay yapar mısınız? Bay bay. Sen de yap. Bay bay yap buraya. Bay bay. Bay bay. Sen de ne meraklıymışsın. Hadi dede yiyecekmiş. Bir dakika da pastayı dede yiyecekmiş. Çok. Hayır ben yiyeceğim. Ben. Tamam keseceğim. Hayır. Hadi bırak lan. Kes çünkü. Bunu mu yiyor? Ben. Bunu kim yiyor? Ben.